Herkese merhaba. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir festivali Festugather'ın ikinci ayağı için Küçük Çiftlik Park'tayız. Bugün burada atölyelerin yanı sıra Athena, Yüzüyken Konuşuruz ve Son Feci Bisiklet sahne alacak. Ama öncesinde arkamda insan var. Size bir haberim var. Son konser Festugather için Athena ve Büyük Ev Ablukadın'ın bir parçasının posterini tasarladı. Siz de bu iki grupların hangisinin parçasını istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın ve posteri kazanma şansını yakalayın diyorum ve Festugather'ın tadını çıkarmaya başlıyorum. Festival alanında olmaya başladı. Şimdi birazcık katılımcılara soru sormak istiyorum. Onlar için festival nasıl geçiyor ve bugün burada en çok kimi dinlemek istiyorlar? Şuradan başlayabiliriz. Festival nasıl geçiyor? Gayet güzel. Geldik falan. Eğleniyoruz yani. Güzel. Güzel geçiyor. Ama biraz boş. Gayet eğlenceli. Bugün burada dinlemeyi en çok istediğiniz kişi hangisi? Athena. Son Feci Bisiklet. Athena. Spotlu müziği takip ediyor musunuz? Evet. Harika listeleriniz var. Özellikle kampüs listesini inanılmaz dinliyorum. Spotify'da takip ettiğim en iyi 5'in içerisindesiniz. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir festivalindeyiz. Siz ne düşünüyorsunuz böyle bir festivale? Çok güzel bir festival. Yerde çöp görmüyorum. Geri dönüşüm çok iyi. Keşke bütün festivallerin hepsinde bu olsa. Daha duyarlı, daha bilinçli oluruz. Yani bu belki de bir adım. Bundan sonrası belki de gelecek. Festugather'ın ikinci ayağındayız. Nasıl geçiyor? Bize birazcık bahseder misiniz? Valla bu sefer daha da heyecanlı geçiyor çünkü çok kalabalığız. Böyle standlar her yerde. Sabah 8'de buluştuk, koşuyla başladık. Sonra bir çöp toplama etkinliği oldu. Devamında söyleşiler başladı aslında arka arkaya. Paneller oldu birkaç tane. Onlar da çok keyifli geçti. Bayağı güzel kalabalıktı. Ve devamında şimdi değişik sivil toplum örgütleri nasıl bir arada oldu. Standlarda hem ne yaptıklarını aslında anladık hem Festugather'ın için neler yaptıklarını anlamış olduk, onu paylaşmış olduk diğer insanlarla. Bir yandan da vegan bir mutfak var burada sahada ve böyle onu tecrübe etme fırsatı bulmuş oldum. Fantastic, and I'm really proud to be a part of a festival that's thinking progressively and being responsible for the environment and thinking about, yeah, like creative ways forward so that we can make this sustainable industry. So congratulations to you guys. I just think I am lucky to have a platform and I'm lucky to have a voice, so it's important to me to use that, and I try to just pick the charities that I really care about. I go to Ethiopia, I've been 3 times, and I love to go back every year to work with a charity called Tirza that helps women with HIV and young children create sustainable businesses. So it's all about sustainability there too. I think just trying to do my bit wherever I can, you know, and make a difference, because it starts with the little things, you know, and if we all just make small adjustments, we can make a big change. So I'd like to think that I'm doing more than just being a musician, but I'm sure I could do a lot more. Vegan peynir standı var. Birazcık bilgi toplayacağım, sonra tadını yapacağım. İçerisinde tamamen bitkisel malzemeler kullanıyoruz. Etten vücudumuzun alması gereken proteini, minerali tamamen bitkisel kaynaklı ürünlerden elde ediyoruz. Temelinde bezelye proteini kullanıyoruz. Yapısını nişastayla sağlıyoruz. Bitkisel aromalar ve bitkisel renklendiricilerle beraber bu ürünleri elde edebiliyoruz. Böyle. Beyaz peynir olarak geçiyor, vegan sade. Ama şu an ilk defa vegan peynir tattım. Daha önce tadanlar tarafından söylenene göre aynı normal peynir tadı. Aslında söylemesen anlamazsın diyorlardı. Gerçekten öyle. Aynen her zaman bizim yediğimiz peynir gibi. Festival tamamen vegan beslenme üzerine ait olduğu için buradaki bütün yiyecekler vegan. İşte vegan çiğ köfte, vegan hamburger var. Hatta burada siz ne yiyorsunuz? Siz ne yaparsak afiyet olsun. Sağ olun, teşekkürler. Falafel yiyorum, ilk defa deniyorum. Vegan mısınız? Vegan değilim. İçinden güzel, tavsiye ederim. Ben de az önce ilk defa vegan peynir denedim. O da gayet lezzetliydi. Onu da tatmanızı öneririm. Genel olarak sürdürülebilirlik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ya şu anki içinde bulunduğumuz durum maalesef ki biraz iklime, dünyaya çok fazla zarar vermekteyiz. Bu sürdürülebilirliği sağlayabilirsek, içinde bulunduğumuz dünyayı daha iyi koşullarda yaşayabilirsek bizim için daha faydalı olacaktır. Yoksa zaman geçiyor elbette.
yemek için hamburger satış noktasına gittim. Ama maalesef vegan burger bitmişti. Benim payıma da pasta düştü. O yüzden karnımı pastayla doyuruyorum. Festival tüm hızıyla devam ediyor ve biz de şimdi Ankara röportajı için kulise doğru gidiyoruz. You know, a lot of musicians are at the forefront of, you know, climate change, you know, all of the things that we're talking about. I think, you know, there's a huge voice in that part of popular culture. So I think if you look at the music industry as the musicians and the artists, and I think there's a real responsibility in that way. And there has been a lot of artists for a long time that have been very important in being part of those discussions, you know. I think as an industry, I mean, I think in a weird way, the music industry by its own default has had to change because there's not the same physicality in the music industry of product. So in a weird way, that's probably not in the sense of recycling and waste and things like that. It's actually probably not a bad thing, even though I still prefer to have something physical. You know? If you look at a lot of festivals at the moment, I think people are starting to be more mindful of having to take responsibility of the clearing up process. Şu an konserlerin sonuna geldik. Birazdan Athena sahne alacak. Buraya kadar harika ilerledi. Gerçekten sahne alan bütün sanatçıların sahnesi ve performansı harikaydı. Şimdi bakalım sona doğru yaklaşıyoruz. Onlar için festival nasıl geçmiş? Hareketli geçti. Güzel geçti. Bayağı eğlenceliydi. Nasıl? Neler yaptınız? Bize birazcık bahseder misiniz? Yani genelde şehirleri, büyük Türk sanatçıları bekledik. Diğer yere arka tarafta oturduk yani. Konserleri nasıl buldunuz? İyiydi de kısa geldi yani. Nasıl geçiyor? Gayet keyifli. Peki konserleri nasıl buldunuz? Ya biz şeyle geldik, yüz yüzeyken konuşuyu onu yakalayabildik. O zamanlar şu ana kadar gayet keyifli. Küçük Çiftlik Park'ta Fest Together'daydı. Sürdürülebilirliğe dair birçok bilgi edindik ve aynı zamanda müziğin birleştirici gücünden yararlanarak konserlerinde tadını çıkardık. Umarım bu tarz bilinçli festivaller devam eder. Hem festivaller ve hem de insanlardaki bilinç devam eder. Bizim için çok keyifli geçen bir festivaldi. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkanda şeye gitme. Müzik